Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Milli Muharip Uçağımız Kaan ikinci uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin geliştirdiği Milli Savaş Uçağı geçtiğimiz aylarda ilk uçuşunu tamamlamıştı. Kaan ikinci kez çıktığı uçuş testini de başarıyla tamamladı. Kaan'ın başarılı uçuşuna ilkinde olduğu gibi yine bir F-16 uçağı eşlik etti. Gerçekleştirilen uçuş da Kaan'ın alçak irtifa uçuş testleriyle aviyonik sistemleri test edildi. Yaklaşık 2,5 ay aradan sonra ikinci uçuşunu yapan Kaan bu kez daha çok alçak irtifada kaldı. Kaan'ın P1 ismi verilen ikinci prototipinin de yapım aşamasında olduğunu ve ikinci prototipin ilk uçuşunu 2025 yılında yapmasının planlandığı bilgisini de buradan paylaşmış olalım. Kahramanmaraş uzay havacılık çalışmalarında hangi aşamaya geldi? Geçtiğimiz yıl deprem felaketiyle sarsılan, aynı zamanda depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta uzay havacılık alanında çalışmalara başlanıldı. Kentte Kahramanmaraş uzay havacılık tarafından uçak yapısalları üretimi için yeni bir tesis kurulacak. Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası ve TUSAŞ arasında ortak girişim sözleşmesi imzalandı. Ortaklık başvurularının tamamlandığı süreçte şirkete ortaklık için 168 başvuru yapıldı ve 220 milyon dolar da sermayeye ulaşıldı. Bu anlaşmayla Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kenti olması amaçlanıyor. Savunma sanayinin dev ismi Aselsan şimdi Asya pazarına açılıyor. Aselsan, Malezya'daki Uluslararası Savunma Sanayi ve Ulusal Güvenlik Fuarına katılım sağladı. Asya Pasifik bölgesinin en önemli fuarlar arasında olan bu fuarda Aselsan 50'den fazla milli savunma sanayi ürününü sergiledi. Fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alan Aselsan, tüm platformlara üstün teknoloji sunan ürün ve sistemlerini de vitrine çıkardı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da Malezya'da kara, hava ve deniz aracı üreticilerine alt sistemler sağlamak için çalıştıklarına dikkat çekerek Asya Pasifik'te anlamlı başarılara imza atacaklarını ifade etti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, meslek komiteleri ortak toplantısının açılışına katılım sağladı. Ardıç toplantısındaki konuşmasında sanayideki önemli sorunlardan birine de ışık tuttu. Yeni bir göç yasası çıkarılarak nitelikli niteliksiz göçmen ayrımı yapılmasını, gerekirse de Göç Bakanlığı'nın kurulmasını istedi. Yapay zekaya da değinen Ardıç, sanayicilerin bu alanda kendilerini hazırlamasına vurgu yaptı. Ülkemiz insan kaynağı nitelik ve nicelik olarak yeterli değilse, bu kaynağı diğer ülkelerden geçici olarak karşılamamız düşünülebilir şeklinde de sözlerini sürdürdü. Türkiye ikinci uzay yolculuğunu ne zaman yapacak? Türkiye uzay alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ilk uzay uçuşunu başarılı bir şekilde tamamlayıp ülkeye geri dönen Alper Gezer Avcı'yı büyük bir gururla ekranlara taşımıştık. Şimdi ise Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğunu paylaşacağız. İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran tarihinde yörünge altı araştırma uçuşuna çıkmak için hazırlıklara başladı. İkinci uzay uçuşu Virgin Galactic'in Amerika'nın New Mexico eyaletinde yer alan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek. Yaklaşık 1,5 saat sürmesi planlanan uçuşta Atasever 7 deney icra edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, proje anlaşmalarında kararlaştırıldığı üzere ilave bir maliyet oluşturmayacağının da altını çizdi. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı yılın ikinci enflasyon raporu toplantısı gerçekleştirildi. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla %38'e güncellendi. Başkan Karahan, Mayıs ayında enflasyonun zirveyi göreceğini ve %75-76 seviyesinde olacağını öngörüyoruz dedi. Öte yandan sıkı para politikası duruşunu da korumakta kararlı olduk
olduklarını aktardı. Tekerleği patladı, pistte nasıl iniş yaptı? Corendon Hava Yolları'nın 737 numaralı uçağının Köln Alanya Gazi Paşa inişinde ön tekeri patladı. Patlama sonucunda uçak ön dikme üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Köln Gazi Paşa uçuşunu gerçekleştiren B-738 tipindeki uçağın piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır açıklaması yapıldı. Neyse ki yolcularda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Piste kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin de tahliyesi yapıldı. Olay sonrası pist uçuşa kapatıldı. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.